Bizim TV'den merhaba sevgili izleyiciler. Bugün güne yine sıcak bir gelişmeyle uyandık. Son yerel seçimin ardından 3 ilde belediye başkanlıklarına kayyum atandı. Hangi iller bunlar? Diyarbakır, Van ve Mardin. Selçuk Mızraklı Diyarbakır, Van'da Bediye Özgökçe Ertan, Mardin'de de Ahmet Türk yerlerine kayyum atandı. İçişleri Bakanlığı'nın bu arada PKK-KCK'ya yönelik operasyonu var. 418 kişi gözaltına alındı ve bu kayyum atamalarına ilişkin İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle: belediyeleri ülkemizin diğer bölgelerinden ayrı bir yönetim modelinin parçası haline getirmeye çalışarak anayasanın 3. maddesinde açıkça tanımlanan ülkemizin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kasteden bir araç olarak kullanmışlardır deniliyor. CHP'den büyük tepki var. Bunlardan biri de CHP İstanbul Milletvekili Sayın Sezgin Tanrıkulu'dan geldi. Şu anda telefon hattımızda Sayın Tanrıkulu. Sayın Tanrıkulu, bu kayyum operasyonunu nasıl değerlendirmeniz gerekiyor? Size sözü bırakıyorum. Şöyle, darbe sadece topla, tankla, uçakla, silahla olmaz. Bu sonuçta bir halkın çok yakın bir zamanda ortaya çıkardığı bir siyasal tercihe Adalet ve Kalkınma Partisi yönetiminin hukuk dışı bir müdahalesidir ve darbesidir açık bir biçimde. Seçimle gelmiş belediye başkanları Sayın Erdoğan değil mi? Ancak seçimle giderlerdi. Seçimle gelen seçimle gider demişti. Ama öyle anlaşılıyor ki Adalet ve Kalkınma Partisi bir bölgeyi belki giderek de diğer illerdeki belediye başkanlarını sonuçta yani tanımayacak ve seçimde oluşmasına engel olacak maalesef. Bu onu gösteriyor. Ben dikkatle izledim ve takip ettim açıklamaları, İçişleri Bakanı açıklamasını. Tamamen hukuka aykırı, hukuk dışı birçok tespit ve belirleme var. Yani işte yok İçişleri Bakanlığı'na çok sayıda ihbar geldi. Yok ne oldu belli olmayan eş başkanlar var belediyelerde. Yani sonuçta siyasi partiler yasası da değiştirildi ve eş başkanlık getirildi. Cinsiyet eşitliğine uygun bir biçimde seçilmiş belediye meclis üyeleri içerisinde eğer erkek belediye başkanı varsa kadın bir meclis üyesi, eğer şey varsa kadın belediye başkanı varsa erkek bir meclis üyesi aynı zamanda fiilen eş başkanlık da yapıyor. Yani bunun zaten belediye başkan vekili diye belediye yasasında düzenlemeler var. Belediye başkan vekili olarak belediyede görev alıyorlar. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin takip ettiği belediyelerden belediye meclis üyeleri içerisinde seçilmiş belediye başkan vekilleri yok mu? Evet. Siz vekil dersiniz, onlar da eş başkan der. Yani bu mudur gerekçe gerçekten? Veya 2011-2012 yılında işte cemaat dönemindeki savcıların, hakimlerin, polis müdürlerinin yasa dışı takipleri, yasa dışı teknik takipleri ve dinleme kayıtları Adalet ve Kalkınma Partisi için delil olmayacak ama bölgedeki insanlar bakımından delil olacak. Ben sadece şu anda görevden alınan siyasetçileri söylemiyorum. Bölgede, bakın bölgede hakkında soruşturma olmayan herhangi bir siyasetçi bulamazsınız. Bir sivil toplum örgütü yöneticisi bulamazsınız. Herhangi bir biçimde. Buna Adalet ve Kalkınma partililer de dahildir. Aynı soruşturmadan bakın aynı soruşturmadan Adalet ve Kalkınma Partili milletvekili de aynı soruşturma kapsamında soruşturulmuştur. Evet. Aynı millet bakın Adalet ve Kalkınma Partili milletvekili söylüyorum. İsmini söylemeye gerek yok. Dolayısıyla bütün bu gerekçelerle alacaksınız ne diyor efendim? Yok işte 4 ayda şunu yaptılar bunu yaptılar. Haklarında bir mahkumiyet kararı var mı? Bir mahkumiyet kararı kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı var mı? Hayır yok. Soruşturmalar var. Yasa dışı örgütün propagandasını yapmaktan soruşturmalar var. Hakkında soruşturma açılmayan insan mı var? Evet. Ağzınızı açtığınız anda aklınıza bir soruşturma açılıyor işte. Evet. Sayın Tanrıkulu, zaten bir hatırlatma yapalım mı? Biliyorsunuz bu seçim öncesinde, seçim arefesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tehditvari bir açıklaması vardı. Demişti ki terörle bağlantılı olan kişilerin yerine, belediyelerin yerine kayyum atanır benzeri ifadeler kullanmıştı. Zaten buna önceden işaretini vermişti Erdoğan. Yani şey için verdi, yani bölgeden seçilen belediye başkanları için verdi. Hem de Sayın İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş için de bu örnekleri verdi. Evet. Şimdi şöyle bir şey, bakın bunun siyasi maliyetinin değerlendirdiği konusunda bende hiçbir fikir yok.
Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kadroları içerisinde. Zaten bu değerlendirme yapacak insan sayısı neredeyse kalmadı. Bu değerlendirme yapabilecek insan sayısı. Ahmet Türk, ondan sonra Selçuk Mızraklı ya da işte Bedia Ertan Özgökçe. Yani avukat Bedia Hanım. Avukatlık yaparken milletvekili seçilmiş. Bir engeli yok. Milletvekili seçilirken devam ederken belediye başkanı adayı olmuş. Hakkında bir engel yok. 4 aydır belediye başkanlığı. Vallahi ben yani iyi de takip ediyorum. Öyle özenli davranıyorlardı. Çünkü biliyorlar hukuku ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ne yapacağını. Kırk yararak işlem yapmaya çalışıyorlardı bu ortam içerisinde. Ne oldu mesela Diyarbakır'da kendisine bir cerrah olan Selçuk Mızraklı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kayyum atadığı ve daha sonra kendisinin karşısına çıkardığı adayla seçime girdi. Ne diyorlar? Kayyumlar bölgeyi çok iyi yönettiler. Ya çok iyi yönettiyse herhalde Diyarbakır halkının da bir feraseti de var. Ondan sonra bir siyasal tercihte bulunma yeteneği de var. Çok iyi yönettiyse neden %20 oy aldı? Evet. Kayyum bizzat bakan adaydı. Yani eğer siz, yani bu aynı zamanda açık söylüyorum, yani seçimi demokrasinin sonuna doğru gittiğimizi gösteriyor yavaş yavaş. Evet. İstanbul seçimlerinde bunu yaşadık bir vesileyle. Seçimden yenilenmesiyle ama halk İstanbul'daki 14 bin oyu 8 bin oya çıkardı farkı. Burada da böyle olacak, onu söyleyeyim. Nereye kadar götüreceksiniz? Yani halkın yarısını tanımayarak nereye kadar götüreceksiniz? Evet. Bakın bir de şunu yapıyorlar. Açığa alıyorlar, yerlerine valileri kayyum atıyorlar. Vali kim? Atanmış memur. Ya bu belediye meclisinde, Diyarbakır'da, Van'da ya da şeyde en az 100 tane belediye meclis üyesi var. Bırak seçsinler. Evet. Seçsinler bir belediye meclis üyesi. Nevekil olarak seçsinler, ona yürüsün. Hayır. Ben onlara da güvenmiyorum bakın. Onlara da güvenmiyorum. Seçilmiş hiçbir meclis üyesine güvenmiyorum. Onlara da ben o koltuğu oturtmam, yerlerine vali atacağım. Şimdi benim vallahi dilim varmıyor söylemeye ama okuduklarımla dünya örneklerini karşılaştığımda başka bir yönetim modeli bu yani. İnsanların akıllarına gelmeyen yönetim biçimlerini insanların aklına getirtiyorsunuz. Ve şunu söylüyorsunuz kardeşim, demokrasisini açınızdan seçerek değil. Şimdi ortalama bir insan nasıl seçime güvenecek? Evet. Ya nasıl seçime güvenecek? Orada yani işte bölgede yaşayan insanlar, ya tamam işte biz sorunlarımızı demokrasi içerisinde çözelim, parlamentoya gidelim, ondan sonra işte belediye meclisine girelim, demokratik yollara sorunlarını çözelim. Kim buna güvenecek? Seçilmiş milletvekiline dokunmazlığını kaldırıyorsunuz, hapse atıyorsunuz. Seçilmiş belediye başkanı görevden alıyorsunuz, ellerine kayyum atıyorsunuz. Ne olacak? İnsanlar yani sonuçta yani bu yönetim yani sizin ortaya koyduğunuz anayasadaki yani seçilme hakkına eğer siz güvenmiyorsanız, siz buna riayet etmiyorsanız insanlarda nasıl anayasaya saygı bekleyeceksiniz? Evet. Beni bu anayasayla yönetin diyeceksiniz. Şimdi bu vatandaşın oyunun gaspı bir anlamda, tercihinin gaspı. Siz de az önce ifade ettiniz. Şimdi 3 belediyeye operasyon düzenledi. Bunun arkası gelecek mi gelmeyecek mi göreceğiz. Ama tepki çeken siyasilerden çok tepki olduğu gibi tabii vatandaşlardan da büyük tepki var. Sosyal medya çalkalanıyor adeta sabah saatlerinden bu yana. Ama dikkat çeken bir görüntü daha vardı. Van Belediye Başkanı Bedia Ertan Özgökçe'nin yerine atanan Mehmet Emin Bilmez. O kadar hazırlıklarlarmış ki daha gelir gelmez makam odasındaki Atatürk portresini çıkarıp Recep Tayyip Erdoğan'ın portresi asıldı hemen. Bilmesek şey diyecekler. Gerçekten acaba Erdoğan'ın tablosuyla mı uyuyordu? Niye atıyordu? Yani elinde tabloyla belediye yani şeye giriyor. Van Belediyesi'nin odasına giriyor, Atatürk'ün tablosunu indiriyor, yerini değiştiriyor, yerine Sayın Erdoğan'ın tablosunu asıyor. Asılabilir, bir itiraz yok ama ilk yapacağın icraat bu budur. Bak bununla da bir siyasal mesaj veriyor. Sayın Erdoğan aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı. Partisinin adayı orada seçime girmiş Van'da. Seçilememiş. Partisinin adayı seçilememiş. Sonuçta HDP'den bir kadın aday girmiş ve seçilmiş. Evet. Onun yerine oturuyorsunuz. Oturduğun zaman da aynı zamanda bir partinin genel başkanı olan yani işte Sayın Erdoğan'ın portresiyle makam odasına giriyorsunuz. Ya bunun acelesi mi var? 3 saat sonra asarsın, 5 saat sonra asarsın, ertesi gün asarsın. Evet. Bir de böyle bakın bunlar yani böyle yani hesaplanmamış ani
fevri hareketler değil, hesaplanmış. Gayet tabii, evet. Adım adım çok belli yani. Evet. Bununla da, evet, bununla da mesaj verilmek isteniyor. Kardeşim, biz yeni bir dönem vardır Türkiye'de, yeni bir cumhuriyet vardır. Dolayısıyla budur. Siz buna razı olacaksınız. Evet. Bizim çizdiğimiz sınırlar içerisinde yaşayacaksınız. Bizim çizdiğimiz sınırlar dışına çıkarsanız eğer, size yaşama hakkı da yok, onunla yönetme hakkı da yok. Evet. Anlamı bu. Türkçesi bu bunun. Yani onun gösterdiği adaya oy vermezsen, seçilmiş de olsa biz sana yönetemeyiz. Evet. Yani yönetirmeyiz sizi buraları. Evet. Gerçekten hani böyle bir şey bekleniyor muydu, beklenmiyor muydu? Önümüzdeki dönem siyaseti nasıl olacak? Aslında bütün şunu bu sorulara bak, bir yanıt. Buyurun. İzleyenler, izleyecek olanlar unutmasınlar diye söylüyorum. Bakın, yani bu soruşturmalardan önemli bir kısmı yasa dışı örgütün propagandasını yapmak falan diye yazmışlar. Evet. Açıklamaya. Evet. Bakın, Sayın Erdoğan bir propaganda suçundan Yargıtay kararıyla mahkum oldu. Doğru muydu? Hayır, bana göre doğru değildi. O zamana doğru olmadığını söylemişti. Bakın, Yargıtay kararıyla kesinleşmesinden sonra belediye başkanlığı düştü. Sonra partisini kurdu, genel başkan oldu. Değil mi? Evet. Anayasanın 76. maddesindeki engel nedeniyle milletvekili adayı olamadı kendisi. Çıkarsın 2002 seçimlerinde. Partisi parlamentoda çoğunluk sağladı ama kendisi milletvekili olamadı. İşte Abdullah Gül başbakan oldu, hatırlayalım. Evet. Biz evet. Ne yaptık o zaman? Anayasaya uygun, demokrasiye uygun bir biçimde anayasayı Erdoğan için değiştirdik. 76. maddeyi. Onun halkı kim ve düşmanlığa tahrik etmek suçundan aldığı mahkumiyet kararı seçime girmesine engel olduğu için o maddeyi değiştirdik. Kendisine seçilme yolu açıldı. Değil mi? YSK aynı gün itibariyle sivil seçimleri iptal etti. 2003 Mart ayında seçimler yenilendi ve halkı, yani bir propaganda suçu olan halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçundan Yargıtay kararıyla kesinleşmiş mahkumiyet kararı olan Sayın Erdoğan seçimlere girdi ve milletvekili oldu, başbakan oldu. Bakın, bu parlamento kendisine bunu yapmış. Yargının kapattığı yolu açmış. Şimdi bir yargı kararı olmadan, kendisinin iradesiyle ihbar bilmem ondan, bir mahkeme kararı olmadan, başka bir şey olmadan, yok ihbardır, yok şu duyumlar alınmıştır, yok şu soruşturmalar vardır diye kendisiyle aynı durumda olan belediye başkanlarını kendisi görevden aldı ve yerlerine kaymadıyor. Evet. 17 yıl sonra bakın, Adalet Kalkma Partisi hükümetinin ve siyasi anlayışının geldiği nokta bu. Bir şey daha söyleyeyim, bu son nokta olsun, bakın iyi hatırlanması lazım. 15 Temmuz darbesini bu hükümet, Adalet Kalkma Partisi hükümeti Allah'ın lütfu kabul etti. Evet. Darbeyle alakası olmayan birçok düzenlemeyi parlamentoya getirmeye çalıştı. Darbeyle alakası olmayan binlerce insanı mağdur ettiler, hapislere attılar, görevlerine son verdiler falan. Bakın, 1 Ağustos 2016 tarihinde parlamentoya sevk edilen bir torba yasa var. O torba yasasının 51, 52, 53. maddelerinde kayyum ataması düzenlemesi vardı. O zaman CHP buna karşı çıktı. MHP buna karşı çıktı, HDP buna karşı çıktı. Dediler ki, hep birlikte, ya bu torba kanuna bunu getirmişsiniz, olmaz. Bu kanuna aykırıdır, anayasaya aykırıdır, olamaz. Bu düzenlemeyi kabul etmiyoruz dedik. Ne yaptılar biliyor musunuz? Parlamentoda bu 4 siyasi partinin grup başkan vekilinin ortak imzasıyla 51, 52, 53. maddeler genel kurulda geri çekildi. Torba yasa o şekilde yasallaştı. Yani kayyum atama düzenlemesi torba yasadan çıkarıldı. Evet, evet. 411 sıra sayılı kanun teklifiydi bu ve 6745 sayılı yasayla yasallaştı ve kayyum ataması çıkarttılar, yasallaştı. Sonra ne yaptılar? Bak, aynı Adalet ve Kalkınma Partisi imza atmış, torba yasadan çıkartılmış, 2 gün sonra, 3 gün sonra bir sefer kanun hükmünde kararnameyle kayyum yetkisini getirdiler. Parlamentoda geçemeyen düzenlemeyi anayasaya aykırı bir biçimde kanun hükmünde kararnameyle getirmeye çalıştılar. 674 sayılı kanun kararnameyle. Ve bugün bunu yaşıyoruz. Böyle bir, evet. Bakın, böyle bir, evet. Gerçekten siyasi tahammülle, anlayışla bağdaşmayan uygulamaları var. Evet. O nedenle inişe geçtiler, İstanbul'da, Ankara'da kaybettiler. Evet. O nedenle Diyarbakır'da, Van'da, Mardin'de kaybettiler. Kaybetmeye de mahkumlar, onun bir kez daha. Şimdi de bu operasyonlar yapılıyor. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Tanrıkulu. Ben teşekkür ederim. Selamlar, sevgiler. Sağ olun. Hayırlı olsun bu arada efendim. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun.
Evet sevgili izleyiciler, bugün 3 belediyeye bir operasyonla kayyum atandı. Diyarbakır, Van ve Mardin. Sezgin Tanrıkulu ile konuştuk. Bir başka yayında görüşmek üzere.